Şerefen Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma ilk açtığım sıralarda işkembe modelini sizlere anlatmıştım. Ama etrafımdan çok fazla istek geldi. Biz bu modeli anlayamadık, yapamadık şeklinde. Bugün sizlere daha farklı bir yöntem izleyerek anlatmak istiyorum. Ve bu modeli yapamayan kalmasın istiyorum. Biraz kalın bir şişle anlatmak istiyorum ki ilmek girişlerimi rahatlıkla görebilmenizi istiyorum. Şişime 23 ilmek attım. Ve hemen örgüme başlıyorum. İlk olarak örgümü ön yüzden bir sıra ters örmek istiyorum. İşkembe modelinde model daima arka yüzde kurulduğu için önce bir sıra düz örgü örerek ön hazırlık yapmak istiyorum. Sıra sonuna kadar önce ilmekleri düz olarak örüyorum. Bunu sadece bir defaya mahsus örgünün başlangıcında yapıyoruz. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız şerefenörgüdünyası.com adresini ya da örgüör.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Ön yüzden bir sıra düz örgümü tamamladım. Şimdi dediğim gibi işkembe modeli daima arka yüzde kurulmakta. Önce kenar ilmeğini alıyorum. Burada ilmeğimi, ipimi ilmeğimin üzerine ters örecekmiş gibi getiriyorum. Hem ilmeğimi hem de üzerindeki ipi örmeden atlatıyorum. Sonraki ilmeğimi düze çevirerek örüyorum. Bir tane düz ilmek örüyorum. İkinci ilmeğimi üzerine ipimi getiriyorum ters örecekmiş gibi ama örmeden hem ilmeğimi hem ipimi örmeden atlatıyorum. Ve sonraki ilmeğimi düz örüyorum. Bu şekilde bir ilmek örmeden atlatıyoruz. Bir ilmek düze çevirerek örüyoruz. Bunu şu şekilde de yapabilirsiniz. Önce ipimizi şişimize bir kez dolayarak sonra ilmeği örmeden atlatarak da aynı işlemi yapabilirsiniz. Böylece ipimizi bir kez dolamış hem de ilmeğimizi örmeden atlatmış oluyoruz. Bir tane düz ilmek örüyorum. Bir ilmek örmeden. Bir tane düz ilmek örüyorum. Bir tane örmeden. İşkembe modeli arka yüzden kuruluşu bu şekilde. Bir ilmek örmeden atlatıyorum. Bir ilmek düze çeviriyorum. İpimi bakın şişin üzerine ters ilmeğimi örecekmiş gibi getiriyorum. Ve alttan giriyorum. Hem ipimi hem de ilmeğimi örmeden atlatıyorum. Böylece ipimin üzerinde bir kez ilmeğimi otomatik olarak dolamış oluyorum. Buradaki ilmeğim ters olduğu için ön yüzünden girerek bunu düze çeviriyorum. Bir tane örmeden bir tane düz. Bir ilmek örmeden bir tane düz. Bir ilmek örmeden bir tane düz şeklinde sıramı tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Ön yüzüne geldiğim zaman burası belki kafanızı karıştırabilir. Şimdi kenar ilmeğini aldım. Burada üzerine ip dolayarak örmeden atladığımız ilmeğimiz var. Bu doladığımız ilmeği biraz geriye atıyorum. Bu ilmeği tekrar ön yüzünden girerek önce düz olarak örüyorum. İpim arka tarafta iken dolayarak ilmeğimin üzerine dolayarak atlattığım ipimi örmeden alıyorum. Ve İki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu doladığım ilmeği bu sırada hiç örmüyorum. Sadece atlatarak devam ediyorum. İlmeklerimi ön yüzünden girerek düze çeviriyorum. Burası ipimin üzerine bir ip dolamıştım. Bu ip. Bunu da böyle bu şekilde giriş yönünde örmeden diğer şişimi atlatıyorum. Bu doladığımız ilmeğimiz işkembe modeline asıl şeklini veren ilmek. Bu sırada ilmekleri ikişerli olarak düz olarak örüyoruz ve üzerine doladığımız ilmekleri aralarda örmeden atlatıyoruz. Ön yüzde sürekli bu işlemi yapıyoruz. Ön yüzdeki örülüş şeklimiz böyle. İlmeklerimizi düze çevirerek örüyoruz. Üzerine doladığımız ipimizi örmeden atlatıyoruz. Üzerine doladığımız ipi atlattıktan sonra mutlaka iki ilmeğimizi düz örüyoruz. Bazen bu ilmek
elinizden kayarak şekilde üste de geçmiş olabilir. Ama bunu arkaya atıp aradaki tane ilmeği düz örmelisiniz. Sonrasında üzerine doladığımız ipi örmeden atlatmanız gerekiyor. Kenar ilmeğini ararak sıramı tamamladım. Şimdi arka yüze geldiğim zaman aynı işlemleri tekrarlamam lazım. Tek bir farkla bu defa ilmekleri kaydırmam lazım. Kenar ilmeğini aldığım zaman, ilmekleri şekilde ayırdığınız zaman 2 tek, 2 tek şeklinde bir görüntüye sahip. Burada ikili görünen ilmekleri ön yüzünden girerek düz örüyoruz ve ilmeğimizi eksiltmiş oluyoruz. Tek görünen ilmekleri ise ipimizi üzerine alıyoruz. Aynı ilk başlangıçta yaptığımız gibi. Hem ipimizi hem ilmeğimizi örmeden atlatıyoruz. Sonraki çift görünen ilmeği düz örüyoruz. Aradaki tekli kalan ilmeği örmeden atlatıyoruz. Tekli kalan ilmeği örmeden atlatırken mutlaka üzerine bir defa ipimizi dolamamız gerekiyor. Tekrar gösterelim. Bir tane çift, bir tane tek şeklinde ilmeklerimizin görüntüsü kendini belli ediyor. Tekli ilmekleri örerken ipimizi ters örecekmiş gibi şişimizin üzerine getiriyoruz ve ilmeğimiz ile birlikte örmeden atlatıyoruz. Çiftli görünen ilmeklerimizi ise düz örerek devam ediyoruz. Bir tane örmeden bir tane düz örüyoruz. Bir tane örmeden bir tane düz örüyoruz. Arka tarafta sürekli bir tane ilmeği üzerine dolayarak örmeden atlatırken sonraki ilmeği düz örüyoruz. Ama her defasında bunu kaydırarak yapıyoruz. Kenar ilmeğimi örerek sıramı tamamladım. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim. Başlangıç ilmeğini aldım. Bir önceki sırada ilmeğim bir tane idi. Üzerinde bakın doladığım ilmeğin önünde bir tane daha ilmek oluştu kaydırdığım için. O yüzden bu iki ilmeğimi düze çevirerek örüyorum. Üzerine doladığım ilmeğimi örmeden atlatıyorum. Bu sırada dediğim gibi ilmekleri düz olarak örüyoruz. Sadece bu üzerine doladığımız ipimizi örmeden atlatıyoruz. Ön yüzde tek bir örülüş şekli var. Her defasında aynı şekilde devam ediyoruz. İki ilmeği düz örüyoruz. Üzerine doladığımız ipi örmeden atlatıyoruz. Eğer model çok karışık gelirse mutlaka benimle birlikte küçük bir parça üzerinde çalışıp mantığını anlamanızı tavsiye ederim. Sevgili İnce ablam, her görüşünde senin anlattığın işkembe modelini ben bir türlü yapamadım, anlayamadım şeklinde istekte bulundu. Bu videom onun için gelsin. Gördüğünüz gibi ilmekleri sadece düz örüyoruz. Üzerine doladığımız bu ipimizi örmeden atlatıyoruz. Ön yüzde örülüş şeklimiz sadece bu şekilde. Her defasında aynı işlemi uyguluyoruz. Arka yüze gelince tekrar başa döndük. Baştaki ilmeği örmeden aldım. Şekilde ayırdığınız zaman kafanız karışırsa bir tek bir çift şeklinde ilmekleri göreceksiniz. Tekli olan ilmeği gördüğünüz zaman ipi şişinizin üzerine alıyorsunuz ve ilmek ile birlikte ipi örmeden atlatıyorsunuz. Çiftli görünen ilmeklerimizi düze çevirerek örüyoruz. Tekli görünen ilmeklerimizi ilmek dolayarak örmeden atlatıyoruz. Arka yüzde körlü şekli de sürekli aynı şekilde devam edecek. Tekli görünen ilmekleri örmeden atlatıyoruz. Çiftli görünen ilmekleri düz olarak örüyoruz. Örmeden atlattığımız ilmeklerin üzerine mutlaka bir defa ipimizi doluyoruz. Bakın bu şekilde dolayarak burada bir tane daha ilmek oluşmasını sağladım. Sonraki ilmeğimi düz ördüm. Tek dikkat etmeniz gereken
Tekli ilmeklerin üzerine ip dolayarak atlatmanız, çift ilmekleri düz örmeniz gerektiğidir. Burası ön tarafa geçince kenar ilmeğini alıyoruz. Burası bakın üzerine doladığımız ilmeğimiz. Bu ilmeği biraz geriye atıyorum. Önce mutlaka ilmeğin kendisini örmem gerekiyor. Sonrasında üzerine doladığım ipimi örmeden atlatıyorum. Önce ilmeklerin kendisini örmem lazım. Sonra üzerine doladığım ilmeği atlatmam lazım. Ön yüzde hiçbir değişiklik yapmadan her defasında bu işlemi uygulamanız gerekiyor.